su bölgesi müziği diye bir şey vardır, değil mi? İşte Fırat, yukarıda Karasu, Tercan Çayı gelir birleşir, Murat, Fırat, Basra Körfezi'ne kadar gider. Hattaki müziğe bakalım. Bütün o suyun kenarında giden o Eğin'de, şurada burada, değil mi? Diyarbakır'da, Urfa'da ince saz enstrümanları görürsünüz. Kesinlikle. Keman görürsünüz, ud görürsünüz, Aynen. cümbüş görürsünüz. Bir Neyi naiflik görürsünüz, değil kaçınılmaz. mi? Bunları görürsünüz. %100. Ama 40 kilometre, 50 kilometre sağa sola gidip de dağ köylerine çıktığınız zaman müzik birden değişir. Davul zurna Aynen. bağlamaya döner. Evet. Yani o şeydeki su yolundaki müziğin yapsan çıkar. Dararette diye bir köşeli köşeli müziğe dönmeye Aynen. başlar. Aynen. Dağ bölgesi müziklerinde bununla karşılaşırız. O sadece suyla da ilgili değil. Mesela ova kültürü, ovada yaşayan insanlarla dağda yaşayan insanların farklılıkları var. Mesela neyi görüyoruz? Yaşar Kemal Okuyan herkes bilir ki ova insanları ayaklarını sürüyerek yürür. Düz yer. Ama dağ insanları hep engebeli yerlere bastığı için ve çıkıp indiği için ayaklarını daha yukarıdan atarak yürürler. Dolayısıyla düz yürüyen insan, şimdi şöyle düz yürüyemezsin. Ayakların hafif dışa bakar ve ayakların topuklarının içi aşınır çoğunlukla. İçe basar bu insanlar ve iskelet doğal olarak öne hafif böyle yığılır. Eğilir. Daha insanları düz basar ve vücutları daha diktir. Doğru, ilginç. Şimdi bir ova insanıyla bir tartışma yaşayın. Kavgaya pek dönmez bu. Doğru. Çünkü ova dümdüz, uçsuz bucaksız bir ova düşünün. Sizle ben tartıştık. Evet. Kavga noktasına geldik. En son noktada biz bir yumuşama yaşayarak ayrılmak durumundayız. Niye? Çünkü o ovanın en ucuna kadar nereye bakarsan adam görünüyor. Kaçacak yeri yok, saklanamıyor. Hiç böyle bakmamıştım bu olaya. Saklanacak yeri olmadığı için Evet. seninle bir sulh noktası buluşarak ayrılmak zorunda. Ama Öbüründe öyle değil. dağda öyle değil. Adam sana yapacağını yapar, bir daha bulamazsın, dağda kaybolur gider. Şimdi insan tipolojisini belirleyen, davranışını belirleyen birçok etken Var var. Ha, Adana, Çukurova'yı biraz ayrı tutarım çünkü hani hem Arap dünyasına yakınlığı hem doğudan aldığı göçler, dağ insanlarının da orada lokal kültür oluşturması falan filan bir mı? sürü etken var. Ama bir genelleme yaptığımızda ova insanları davranışları daha farklıdır. Bütün bunların bir etkisi var. Şark dediğimiz yer bütün bu etkileşimleri içerisinde bulunduran yer. Of, ne kadar büyük ama abi ya.